Şimdi Ukrayna kriziyle ilgili son bilgileri paylaşalım. NATO ülkelerine göre artık krizde belki de en tehlikeli sürece girilmiş durumda. Rus ordusu Belarus'ta tatbikat yapıyor. 6 Rus savaş gemisi Karadeniz'de. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Ukrayna'yı işgal ederse ortalık kan gölüne döner dedi. Amerikan Başkanı Joe Biden da Ukrayna'ya asker yollamayacaklarını tekrarladı. Dünya nefesini tuttu. Rusya'nın Ukrayna krizinde gerilimi tırmandıran tatbikatlarına kilitlendi. Belarus'ta başlayan müttefik kararlılığı tatbikatı 20 Şubat'a kadar sürecek. 30 bin Rus askeri Belarus topraklarında. Rus tankları Ukrayna sınırına dayandı. S-400 sistemleri ve uzun menzilli Rus bombardıman uçakları da görev başında. Ve Karadeniz, Rusya 6 savaş gemisini bölgeye gönderdi. Kırım açıklarında tatbikat yapılacak. Ukrayna ordusundan karşı hamle geldi. Kar fırtınası tatbikatı başlatıldı. Burası Kırım sınırındaki Herson bölgesi. Ukrayna askerleri helikopterden eğitim sahasına indi. Düşman tarafından işgal edilen binayı kurtardı. Rusya sınırındaki Harkov'da da tatbikat var. Tanklar temsili hedeflere ilerledi. Karadan havaya füze sistemleri aktive edildi. Tatbikatta Bayraktar sihalarıyla Havelin tank savar füzeleri de kullanılacak. Gövde gösterisinin sıcak çatışmaya dönüşmesinden korkuluyor. Ukrayna'daki Amerikalılara ülkeyi terk edin uyarısı yapıldı. Fakat Biden yönetimi tahliye operasyonu dahil hiçbir koşulda Ukrayna'ya asker yollamayı planlamıyor. ABD Başkanı Joe Biden bu dünya savaşı çıkarır dedi. What scenarios would you put American troops to rescue and get Americans out? They're not. That's a world war when Americans and Russians start shooting at one another. We're in a very different world than we've ever been in. ABD Ukrayna'ya asker yollamasa da savunma silahı tedarik ediyor. Kiev'e 2 uçak daha indi. 130 tonluk askeri yardım paketinde Havelin tank savar sistemleri ve mühimmat var. NATO'nun doğu kanadı da güçlendiriliyor. Romanya'ya 1000 kişilik Amerikan birliğinin intikali sürüyor. ABD Polonya'ya F-15 savaş uçakları da yolladı. İngiltere Başbakanı Varşova'daydı. NATO karargahını ziyaret eden Boris Johnson, Polonya'ya 350 askeri daha yollama sözü verdi. Rusya'yı uyardı. Were Russia to be so foolish to make the catastrophic mistake of invading any part of Ukraine, the Ukrainian army, which themselves number about 200,000, maybe 150,000 in reserve, they will fight. And there will be bloodshed. Rusya, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasına karşı çıkıyor. İttifakın genişlememesi için yazılı güvence talep eden Putin, müzakerelerde elini güçlendirmek adına Ukrayna'da savaş ihtimalini canlı tutuyor. NATO, açık kapı politikasından taviz vermiyor.